Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmaları bitti. Burada görebildiğim, tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Ankara bitmek üzere programlar artık. Bir hafta sonu kaldı bildiğim kadarıyla Ankara'da. Ona göre de biraz kazancı olmayan atlara para kazandırılacak bir programmış gibi geliyor. Gördüğüm Ankara programı da bu. Terslikler olacaktır. Var öyle durumları. Geri geldiğinde aktaracağım. Birinci koşu satış 3 yaşlı İngilizler. Satış koşullarında emin olmadıysanız herhangi bir ata tek kullanmıyorsanız biraz at yazmakta, kablo tutmakta fayda vardır her zaman için. Bir AGF tabi güvenmiyorum çok fazla. 3 ve 5. 3 buranın ciddi bir kalitesi var. Tabi yarışlar kötü. Ancak burada etkili koşabilir. Dişi safkan. 5 öyle. 1 ikincilikleri formda geliyor. Erkek safkan. Ben birlikte yazın tavsiyesinde bulunacağım bu gruba. Hangisini tek atarsanız da kabulüm yani itiraz etmem ama dişi atlardan sürpriz bir yarış gelebilir. Beklentim o. 2 hatta 6 ve diğeri gibi hani sıralamaya girer ki ikide de ciddi bir AGF çıkmış. Yani bu gruplar belirsizliği yüksektir satış bir gruplarının. Kimin sağlıklı geldiğini, nasıl koşacağını kestirmek zordur. Gözden çıkarılmış, satlığa konmuş atlar sonuçta. Yani kalabalık geçilebilir. İkinci koşu handikap 16, handikap 1. Örneğin burada da altın oğlu safkan yüksek AGF. Şart 3 ile maiden çıktı bu safkan. 96 gün aradan sonra bu at gelip handikap 16 yazılmaz koşmaz. Bu ya Onur Dilmaz. Hedef yaptılarsa handikap 16'yı bilemem. Ama bu atın yeri şart yarışlar arkadaşlar. Şart 3 kazanıyorsan şart 4 şart 5 diye devam edersin. Yarış yokluğuna ya da yazalım bir koşsun yarış görsün mantığını da buraya koyarlarsa bizleri yanıltıyorlar işte enseye basıyor altı. O riski var. Ben tek önermeyeceğim 6'yı. 5'i mutlaka yazın diyeceğim bunun altın oğlu safkan yanına. Yalnız diğer atlardan da şart gereği handikap 16. Bu da kaçma potansiyeli var. Kazanç yok hatta. 5 de gelmeyebilir. Herhangi bir at yarış kazanacaktır. Fark etmez artık. Yani birden başlayarak ağır kilolu attan 2 de olur, 3 de olur, 4 de olur. Eğer 6 hazır ve niyetli handikap 16'yı kazanmaksa uzak kazanır. Bunu da belirteyim yani. Ama genelde olan karşılaştığım şey İşte şart kazanıp böyle şart atlarının handikaplara yazıldığında ne yazık ki kötü koşmaları. Ne yazık ki yani. Onur Dilmaz. Yanlış kayıt. Yani başta yanlış kayıt. O yüzden ben yanına at önermek değil, 5'i mutlaka yazın iyi koşması. En azından ikincilikte kalmasını bekliyorum. Üçüncü koşu handikap 15 dişi handikap 1. 1 ve 2 aprantiler yarışacaklar atlardan önce. Bu aprantiler içerisinde 2 yengiz çıkar bitirir vaziyette duruyor. Gerek yok %50'yi tek atmaya düşüneceğim bu. 1-2 kazanır. 1-2-2-1 yazdık. 2'nin kazanmasını bekleyebiliriz. Hatta biraz daha şanslı görünüyor 2 yengiz. Aprant yarışlarında önde boş kalan kaçan atlar arkadaki sprint attırılamadığı için aprantiler tarafından kazanıyor. Dördüncü koşu handikap 15 handikap 2. 2 safkan umarım yeterli olur. Zor bir koşudur handikap 2'leri. Eğer 4 eksik koşturulmadığı sürece şartta handikap 15'lere yine gider kazanırlar. 4 kazanır. Apprenti ile başarı yarışları var. Sürpriz koşuyu da bu kalan grupta sürekli AGF çıkan startta kalmış 100 metre. Onun dışında gayet başarılı bulduğum 8 platform yapar. Rakibini 8 olarak önereceğim ki sürprizde kalmaz. %6'lık bir at değil. Valla 4'e de rakip görünmekte bende. 4-8-8-4. 2 at öneririm. Kalan grup 7-6 öncelik. 7-6'nın olur. Ve diğerleri diyeceğim tabi varsa tuttuğunuz atlar. 8-4'ten kimi tek atalım derseniz kazanç atını bu atı tek olarak önerebilirim. Hani 8'i eleyebilirsiniz. Mecbur tek atacağız derseniz. 5. koşu kısa vade 6 dişi. Burası handikap ayarlı koşulardır.
Süratli Kız ve Didem Hanım. Didem Hanım handikaptan, bu da kazançtan dolayı ciddi anlamda favori koşarlar. Yarışa gidecek atlardır bunlar. 6 ve 7 nolu saklanır. Kurgularınızda mutlaka olsun. Ankara jokeyleri, Çelik kardeşler kazanacak atlarda deklere olmuşlar. 3-2 gruptan geliyorlar arkadaşlar, onları gördüm. Grup koşularından gelip KV6'larda zor kazanıyorlar bu tip atlar. 3-2 ayrımsız yazabilirsiniz. Şart sürprize açıktır KV6 dişi. Yani grup yarışlardan gelip de bu kaliteye sahip 2, 2'yi geçen 3 yeriniz varsa yazınız, itirazım yok. Ama hani 6-7 önceliğiniz olsun. Bu iki at mutlaka bulunsun. Bu şartın kazanacak atları bunlar. Hatta diğer atlardan herhangi bir atta kazanabilir. Tutmuyorum ama diğer atları olur yani. 4-5-1-8-9 ama önermeyeceğim zaten. Yarışın zorluk ya da olağan sonuçlarını aktarmaya çalışıyorum. Bu iki attan biri birinci, 3-2'de genelde tabelaya koşuyorlardı. Bugün tersliği olur, 3-2'den birisi kazanır, itirazım olmaz. Az at tabi, öncelik 2 at. 6. koşu kısa vade 7. 5 İstanbul'da kazandı, gitti İzmir'e, hepimizi yatırdı güzelce bir. Starttan da geç çıktı. Bu at yani çok hazır arkadaşlar. 5 nolu safkan, Sanot Samır, Kurtel'in atı. Şimdi Ankara'ya getirdiler İstanbul. Vedat Abiş. Yani tay fark var, 6 var, 4 var ama 5 startta kalmaz. Bir sattılar zaten şu yarışta. Çok çok kızmıştım şu 7.liğine. Başımıza bir iş gelmezse 5 kazanır. 6-4 yazılır. Şart KV7. Artık bundan sonrası benim sürpriz çıkartır bu grupta. 7-1 gibi, 8 gibi hatta. 2-3 mesafeden dolayı ikisini tutmuyorum ama kalan gruptan tuttuğunuz, inandığınız at varsa ilave edebilirsiniz. Normalde hani 5 başına bir iş gelmezse kazanır, tek olur. Bu KV7 atı değil. Bu grup 1 atı, grup 2 atı. Kafaya çıkarsa Sanof Samır 1200'de çıkar bitirir. Yani onu risk almaya değer. Zor koşularda tek önermem gerekiyor ki bu. 5 nolu Sanof Samır. 6-4-4 sürprizini yapar burada. O yüzden önermek istedim altının yanına. 7. koşu kısa vade, gene bakın hep şart ayarlı, biraz da ayarlı koşulardır bunlar KV6'lar. Dikkat etmek gerekiyor burada. Önereceğim safkan 2 at, 7 ve 4. Hani kim tek olur derseniz gene Vedat Abiş'te çıktı gene 7. Dün İstanbul'da Gökhan mahvetti bizi. 7 kurşunun iyi. Yani bu atın bu mesafelerde çok başarılı yarışları var. Bomboş kilo, sezon bitti. Çim yarışları için hedef yapmış olmalılar. Grubun kaliteli atı Kurtel atı. Bu da kazanırdı. Rakip 4 gördüm. 4'ü tek kullanmıyorsanız mutlaka yazınız. Sonra diğer atları. Ya yani bakın Soydere de burada işi olmaz. Yani gruplardan kalkıp KV6'ya at yazılmaz. Abdullah adanır. AGF çıkar, yanıltır herkesi. Gerek yok. 7 tek olabilir. 4 rakip. Kalan grup içinde 6 mecburiyetten bir şeklinde gidiyor sıralama. 8. koşu şart 5. Burada da başına bir iş gelmezse aslında çok net favori gene Vedat Abiş. Ankara'da bugün Vedat Abiş ya şov yapar ya dün Kocakaya'nın yaptığı gibi bizleri mahveder. 4 Vivaldi kazanması normal sonuç. Yani meydana çıkıp da bu handikapı almak atın alacağı bir handikap değil. Grubun en kaliteli atı. Şarta gitsinler, başına bir iş gelmesin yeterli. Yoksa 2 kazanır sürpriz yaparak gelir. 1'e de çok fazla güvenmeyin. Mesafe ters dişi atlar için. 1 nolu safkana, 5 nolu safkana. 1'i yazıyorsanız 5'i de mutlaka yazın. Çünkü çok dengeli bir grup. 4'ten sonra bu anlattıklarım. Normalde 4 şarttan kaçmazlar ise kazanır. Tek olur yani. 9. ve son koşu meydanı. Çelik kardeşler iyi atta, şart 1'de ikisi de iyi. Biri kazanır. AGF'ye bakmayın, Ahmet Çelik'te %53 var. Hani onun kadar şanslı bir de var. Bir de kazanç atı dişi at. Eğer 1 ve 4 tam hazır değiller, çıkmazlarsa mesela kazanç atına dişi olmasına rağmen gidebilir.
şart 3'ü iyiydi altının. Ve kalan gruptan sizin tuttuğunuz varsa. Ancak 1-4 altının dışına çıkmasını beklemiyorum. Biri kazanır. AGF'yi tek atarsanız da itiraz etmiyorum ama dediğim gibi 1'de 6'da 10'un kadar şanslı görünmektedir. Ankara bu kadar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.